Kabil Havalimanı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen ölümcül saldırının ardından havalimanının tüm kapıları Cuma gününün ilk saatlerinde kapatıldı ve çevresindeki kalabalık dağıldı. Perşembe günü Kabil'de düzenlenen çifte saldırıda en az 170 Afganla 13 ABD askeri hayatını kaybetti. İlk patlama Kabil Havalimanı'nın kapılarından birinde meydana geldi. İkinci patlama ise eskiden koalisyon güçlerinin kullandığı yakınlardaki bir askeri üste gerçekleşti. İntihar bombacılarının neden olduğu bildirilen patlamalarının IŞİD'e bağlı örgüt tarafından düzenlendiğine inanılıyor. Yaralı Nazır Ahmet şu sözleri söyledi. Olay akşam saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Olayların akışına kapıldığım sırada sadece kendimin hayatta kaldığını sandım ve diğer tüm insanların öldürüldüğünü gördüm. Olaylar sırasında yüzden fazla ölü varmış gibi görünüyordu, dedi. 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçiren Taliban, Kabil Havalimanı dışındaki bombalı saldırıyı kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, olayların ardından misilleme sözü verdi. Saldırılar, binlerce insan ülkeyi terk etmek için tali uçuşlarını beklerken, Batı ülkelerinin havalimanında bir terör saldırısı olacağı konusundaki uyarılarının ardından yaşandı. ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi için son tarih olarak belirlenen 31 Ağustos yaklaşırken, ABD ülkedeki Amerikalıları ve Afgan partnerlerini tahliye etmek için çabalıyor.